Hoş geldiniz. Değerli dostlar, yaşananlarla kanıtlandı. AKP asla klasik manada bir parti değil. Cumhuriyet devrimleri ve milli devlete karşı var edilen bir organizasyondur ki kuruluşunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin malum desteği bundan dolayıydı. Sonrasında egoların harekete geçmesiyle dinci otoriterizme evrildi. Başlangıçtaki hedefi rövanş almaktı. Yapmaktan çok yıkımı politika yaptılar ve bunu devletin en temel kurumlarını çökerterek büyük ölçüde başardılar. Devletin zaafa uğratılması sonrasında kendilerini devlet yaptılar ve tükeniş böyle başladı. Bırakın devleti yönetecek birikimleri, devlet denilen mekanizmaya bile inançları yok. Öyle zira devlet eşittir millilik demektir. Oysa onlar ümmetçi, yani bütün Müslümanların birliğine inanıyorlar. Düşünün, adı Türkiye olan ülkemizin Cumhurbaşkanı uzun yıllar Türk milleti demeyip kürsülerden "bu millet, bu millet" ifadesini kullandı. Halbuki ümmet itikadi bir kavram. Devletler hukuku ve dış politikada ise esas olan milliliktir. Zaten öyle olduğu için ümmeti temel politika yapan Tayyip Erdoğan iktidarında bile çıkarlar çatışınca Türk devleti Müslüman Araplarla karşı karşıya geldi. Tayyip Erdoğan gibi biri çıkıp bütün Arap dünyasına "topunuz bir Türkiye etmezsiniz" diyerek hücum etti. Evet, dindar AKP iktidarı Orta Doğu'daki Müslüman devletleri karşısına aldı. Bunun okuması devletlerin milli kimlikleridir. İfade ettim, AKP'nin var edilişi bu kimliği bertaraf etme adınaydı. Siyasallaştırılan İslam etnisiteyle beraber emperyalizmin son 200 yıldır nüfus kurma ve etki vasıtasıdır. 100 yıl önce bunun Türkiye'ye yansıtılması Şeyh Said ile Dersimli Seyit Rıza şeklindeydi. Atatürk o dönem bunu engelledi. Bugünkü iz düşümü ise AKP ile PKK'dır. Öyle, çünkü bu AKP yönetim zihniyeti değil midir? Türkçülüğü bölücülük gibi gören ve de sunan. Soruyorum, Rusya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Çin'de ve Fransa'da böyle bir şey hiç olabilir mi? Almanya'da Almancılık yapmak, Rusya'da Rusçuluk yapmak, Çin'de Çincilik yapmak bölücülük diye sunulabilir mi? İşte bu temel bakış sakatlığı, yanlış iliklenen düğme misali peşi sıra diğer yanlışları da ard arda getirdi. Buna sığlık, liyakatsiz kadrolar, kişisel hırs ve kinler ilave olunca Türkiye savrulmaya başladı ve adeta şamar oğlanına döndü. Kıytırık Yunan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar önüne gelen posta koyup saldırılar düzenledi. Dahası Filistin ve Mısır dahil Müslüman Araplar Türkiye'yi dışlayıp Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlarla Doğu Akdeniz gaz platformunu kurdular. Peki neydi Türkiye'nin Mısır ile kavgası? Tayyip Erdoğan niçin Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Trump'ın bile oturduğu yemek masasına oturmadı? İhvanül Müslim'in örgütüne sahiplenme ve dayanışma adına değil mi? İyi de İhvan denilen yapı İngiliz istihbaratı MI6'in üretimi değil mi? Hasan el-Benna'lar, Seyit Kutuplar, onların bakiyesi ve de kanlı ihtilalci İslamcı anlayışının temsilcileri değil mi? İhvan Müslümanlığı aslında inanç bile değil, İslam ambalajıyla emperyal ve radikal bir ideolojidir. Öyleyken Tayyip Erdoğan ile Türkiye bütün politikalarını o tür bir anlayış ekseninde şekillendirdi. Ayrıca İhvan deyip
Mısır Devlet Başkanı'nı hedef almak, Mısır'ın PKK'ya destek vermesi gibi bir şey değil midir? İfade ettim. Temel sorun Tayyip Erdoğan'ın bakışı, yani kafa karışıklığıdır. AKP ile beraber Türkiye'de devlet eşittir Tayyip Erdoğan olduğu için bu konu ülkemize çok büyük maliyetler getirdi. İhvancılığın faturası sadece yüzlerce milyar dolarlık kayıp olmadı. Aynı zamanda Suriye'de şehit verilen Mehmetçikler, kurulma aşamasında olan PKK, YPG yani PKK-İstan Devleti ve Arap dünyasıyla Doğu Akdeniz'in kaybedilmesidir. Düşünün, Suudiler Türk mallarına yılan muamelesi yapıp ithalatı yasakladılar. Tekrar ediyorum, bütün bunlar siyasal İslamcı, ihvancı saplantıların bakiyesidir. Evet, özet şudur, Türkiye AKP'nin iktidar olmasıyla en tehlikeli İslamcı cereyana kapılmış ve de talan olmuştur. O kadar ki Tayyip Erdoğan'ın kendisi bile daha sonra yapılanın yanlış olduğunu kabul edip geriye doğru manevra üstüne manevra yapmaktadır. Klasik ifadeyle Bağdat harap olduktan sonra bunlar neye yarar? Evet, dün diktatör ve firavun ilan edilen Sisi ile şimdi barışmak için tavizler verilip alenen yalvarılıyor, yakarılıyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirliği'nin şeyhine serilen kırmızı halılar ortada. Olanların faturası ise verilen şehitler ve kaybedilen yüzlerce milyar dolara ilaveten Türkiye'nin itibar olarak ayağa düşmesidir. Maalesef koskoca Türk devleti birilerinin ideolojik özlemlerinin tatmin aracı yapılmıştır. Cevap arıyorum. Türkiye sığ ve cahil İslamcı kadroların laboratuvarı mıdır? Hariciyenin yetişmiş diplomatlarını monşerler diyerek çöpe atıp Egemen Bağış ve Merve Kavakçı gibilerle dış politika yaparsanız olacak olan budur. Deneme yanılma ya da hırs, inat ve tatmin olma metodu ekonomide de aynen geçerli. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye bugün yani an itibarıyla dünyada örneği olmayan bir şeyi denemektedir. Cari açığı düşürmek enflasyonu düşürecekmiş, öyle diyorlar. İyi de bunun için üretimi arttırman ve ithalata dayanmayan yeni bir üretim sistemini var etmen gerekmiyor mu? Bu yapılsa bile değerli dostlar, emin olun bunun başarı süreci 10 yıldan aşağı değil. Öyleyken kendi ifadeleriyle bir şey deniyorlar, yani aşıktan kumar oynuyorlar. Başarısızlık hatta yıkımda ceza müeyyide olmayınca devlet adeta eğlencelik oyuncak yapılmıştır. Oysa Osmanlı sefere çıkan sadrazamı yani başbakanı savaşta mağlup olursa anında idam ederdi ki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa misali pek çok örnekler var. Öyle olduğu içindir ki Osmanlı 600 yıl dünyanın en büyüklerinden biri olmuştur. Başarıyı ödüllendirip başarısızlığı cezalandırmak büyük devlet olmanın gereğidir. Hülasa AKP ile Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti tek kelime ile dehşettir. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yıkımın pençesindeyiz. İslam, Türkiye'nin hiçbir döneminde bugünkü gibi hedef olmamış. Gençlerimiz bugünkü gibi deizme yani dinsizliğe savrulmamıştı. İnancın siyasete sermaye yapılmasıyla gençler AKP'ye bakarak Müslümanlığı sorguluyorlar. Buna paralel olarak, fiili olarak ikame edilen emirlik yani tek adamlık rejimi ülkeyi adım adım tükenişe götürüyor. Yapılan tek şey
algı kontrolü ve de illüzyondan ibarettir. Özetle AKP Türkiye'ye abartısız onlarca sene kaybettirmiş ve bir nesli heba etmiştir. An itibariyle bütün varlığı ve yaptığı ise sadece iktidarını, koltuğunu korumaktan ibaret. Değerli seyircilerim, bugün aktaracağım bir başka haber futbol ile ilgili olacak. Malum beni izleyenler bilir, bendeniz iyi bir Fenerbahçeliyim. Lakin doğruya doğru, Trabzonspor bu sene en iyi takım, çok iyi futbol oynuyor. Dolayısıyla şampiyonluğu gerçekten hak ediyor. Ha, bunu şundan dolayı söylüyorum. Bana anlatılanlara göre Türkiye'yi yöneten irade bu sene Trabzon şampiyon olsun istemiş, o talimatı vermiş. Oysa Trabzonspor zaten şampiyonluğu hak ediyor. Yani siyasetin sahiplenmesine ihtiyacı yok. Gelelim habere, yani saraydaki projeye. Tayyip Erdoğan'ın futbol camialarına karşı. Ben futbolun içinden geliyorum. Türkiye'de büyük statlar inşa ettirdim ama kulüpler bana uzak ve kontrolümde değil diye buruk ve kızgın oldu hepimizin malumu. Kuşkusuz kastedilen özellikle Fenerbahçe kulübü, biraz da Galatasaray ile Beşiktaş'tır. İşte iddiaya göre Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmaması için hakemler yine devrede olacakmış ki amaç Ali Koç'u yıpratmak ve onu Fenerbahçe camiası ve de seyircisiyle karşı karşıya getirmek. Bu şekilde Ali Koç'u bezdirip, bıktırıp istifa ettirecekler ve yerine Acun Ilıcalı'yı büyük transfer şovlarıyla aday yaptırıp seçtireceklermiş. Altını çizerek söylüyorum. Aktardığım sıradan bir spekülatif bilgi ya da fısıltı değil, önemli bir isimden dinlediklerimdir. Hayır, hadise sadece Fenerbahçe'nin saray tarafından ele geçirilmesi değil, aynı zamanda kulüplerin yandaş müteahhitlerle Katar ve Birleşik Arap Emirliği piyasasına sunumu olacak. Evet, Ali Koç gönderilebilirse borçlu olan kulüpler bankalar tarafından icraya verilip satışa zorlanacak ve takımlarımızın bazıları beşli müteahhitlerden birilerine, bazıları da Katar ile Abu Dhabi şeyhlerine satılacak. Dövizin uçuşa geçmesiyle pek çok kulübümüzün borcunu döndürmesi ve yaşaması zor görünüyor. Bu itibarla bu satışlara kesin gözüyle bakılıyor. Değerlendirmeleri başkentte yankılanıyor. Evet, Türkiye'de satılmadık bir tek futbol sektörü kalmıştı, kulüpler kalmıştı. Onu da yakında yapacaklar, mübarek olsun. Videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.